Kıymetli, saygıdeğer misafirler, konuklar, harika bir akşam. Çok duygulandım. Hatta paşamdan sonra konuşmanın ne kadar zor olduğunun farkındayım. Böyle savaş gemilerini yöneten, bu kadar özel başarılara imza atmış bir Atatürk subayından sonra, paşadan sonra konuşmak. Türker Paşa'dan sonra konuşmak tabii ki zor. Ama işte Cumhuriyet kadını olmak, Atatürk kızı olmak her zaman işte üretmeyi, konuşmayı, durmadan koşmayı gerektiriyor. Sizin gibi, sizler gibi çok kıymetli Cumhuriyet sevdaları, Atatürk sevdalarıyla olmaktan da onur duyuyorum. Kıymetli paşam gibi savaş gemileri yönetmedim elbette ama benim de bir ordum var paşam arkamda. Genç Atatürkler yetiştiriyorum. Hiç pes etmeden yetiştirmeye devam edeceğim. Onlar öyle güzel evlatlar ki doğurmadan anne makamına yerleştirdiler beni. Ve hepsi Atatürk aşkıyla yanıyor. Ve üretiyorlar sporda, sanatta, bilimde, ilimde, kültürde büyük işlere imza atıyorlar. İşte baş öğretmenimiz, tüm liderlerden onu ayıran, dahi özelliği olan baş öğretmenimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu, her Türk kadının aşkı olan ve dünya kadınlarının aşık olduğu lider Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği bir sözle ben büyüdüm. Bunu babam öğretti bana, evladım dedi. Sen beni unut, anneni unut, her şeyi unut ama bu Cumhuriyeti kuran, bu büyük lideri unutma. O ne demiş biliyor musun dedi. 5 yaşındaydım bunu öğrettiğinde bana. Sonra elime mikrofon verdi. Şiir okutturdu bana. Çocuk demeyiniz. O isterse bir kutbu keşfeder, bir halkı uyandırır, bir vatan kurar. Ben bu duyguyla büyüdüm ve çocuk demedim. Engelli demedim, Down sendromlu demedim, otizmli demedim, Serhatlı Palsili demedim. Onlar geleceğin liderleri, genç Atatürkleri dedim ve onlara emek verdim. Şu anda büyük bir ordu geliyor. Yüreğiniz ferah olsun. Yüreğiniz hep ferah olsun. Kesinlikle hiçbir zaman Atatürk sevgisi, Atatürk'e olan aşk bitmeyecek. Bitmeyecek çünkü damarlarımızda o asil kanda Atatürk yaşıyor. Saçlarımızın her telinde, bedenimizin her telinde yaşıyor. Sonsuz bir karanlığın içinden doğdum. Işığı gördüm, korktum, ağladım. Zamanla ışıkta yaşamayı öğrendim. Karanlığı gördüm, korktum. Gün geldi, sonsuz karanlığa uğradım sevdiklerimi. Ağladım, fakat yaşamayı öğrendim. Doğumun hayatın bitmeye başladığı an olduğunu, aradaki bölümün ölümden çalınan zamanlar olduğunu anladım diyor Mevlana. Ve ben de dedim ki Sevda öğretmen, ne yapmayı düşünüyorsun? Hep şuna inançla, sevgiyle, sevdayla karar verdim. Atatürk yolundan ayrılma. Sen bir cumhuriyet kızısın, cumhuriyet kadınısın ve Atatürk'ün kızısın. Onun ilkeleri doğrultusunda, gözümüzün nuru, fikrimizin ışığı atamızın çizdiği yolda, gösterdiği hedefe durmadan koşacağıma siz değerli konuklar adında arasında önünde ant içiyorum. Ve tüm çocuklarımın da bu sözü size vereceğine inanıyorum, yürekten inanıyorum. Biz kadınlar Kurtuluş Savaşı'nda gizli kahramanlardık. Ve savaşın kazanılmasında büyük rol oynadı Türk kadını. Fedakarlık yaptı. Fakat o büyük Atatürk ne yaptı? Bir kurtuluş devrimi, kadının kurtuluş devrimi, kadına verdiği haklarla o medeniyiz diyen birçok ülkeden önce biz Türk kadınlarına öyle özel haklar verdi ki biz o hakları kullanmalıyız. İşte sorgulayan kadınlar, durmayan kadınlar, üreten kadınlar, nerede ne giyeceğini, nerede ne konuşacağını bilen kadınlar, hep üreten, çalışan ve kadın, erkeğin arkasında değil de el ele yan yana yürümeyi bilen kadınlar olduk. Ve olacağız, devam edeceğiz. Dünya üzerinde kadınlar haklarını almak için çok çaba gösterdiler. Biz Türk kadınları da çok çaba gösterdik elbette bunun için.
Eğer bugün buradaysak ve özgürce düşünüp, özgürce hareket edebiliyorsak, bunu kime borçlu olduğumuzu her birimiz yüreklerimizde hissediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. O bizim aşkımız, tükenmeyen aşkımız. Ancak bugün gördüğümüz durum, o gün Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış bir ülkenin kadınının dünya kadınlarına bile sahip olmadığı hakları Atatürk bize verirken, işte İrlandalı kadınlar kalktılar, eylem yaptılar. Biz Türk kadınlarından daha mı değersiziz de onlar haklarını almadık diye. Çünkü biz onlardan önce aldık haklarımızı. Eğer Atatürk şu anekdotu duysaydı çok gurur duyardı bizlerle. Bir genç öğretmen, öğretmenler odasında oturuyor ve yazılı kağıtlarında bazı şeyleri siliyor, değiştiriyor. Orada bir beyefendi giriyor sınıfa. Müfettiş geliyor, diyor ki öğretmene, ne yapıyorsunuz siz? Ona kız çocuklarının notlarını değiştirdiğini söylüyor müfettişe. Neden değiştiriyorsun diyor. E diyor, 12-13 yaşında okuldan alınacaklar, evlendirilecekler. Ben notları değiştiriyorum, onlara yüksek notlar veriyorum sınıfta kalmasınlar diye. Sonra tarlaya götürülecekler, evlendirilecekler. Hiç olmazsa 15-16 yaşına kadar okurlar. Sınıfta dinleseler bile bir şey öğrenecekler bile elbette diyor. Ve beyefendi çıkıyor odadan. Yarım saat sonra okul müdürü genç öğretmenin odasına çağırıyor. Tabii genç öğretmen itiriliyor, diyor ki bu beyefendi beni şikayet etti okul müdürüme. İdealist, genç, cumhuriyet kızı. Müdür bey diyor ki beni şikayet etti o beyefendi. Müdür bey şöyle dönüyor, ne söyledin sen müfettiş beye? İşte diyor, çocukların notlarını yükselttiğini söyledim. Çünkü erken yaşta bırakacaklar ve evlendirecekler. Hayır, senin diyor, şikayet etmedi müfettiş bey diyor. Okul müdürü tebrik etti beni diyor. Sayın okul müdürü, siz çok şanslısınız. Ben sizi teftiş etmeyeceğim. Sizin böyle güçlü cumhuriyet kadınlarınız, öğretmenleriniz olduğu sürece bu ülkenin sırtı yere gelmez diyor. Evet, biz cumhuriyet kadınlar olduğu sürece bu ülkenin sırtı yere gelmeyecek. Onun için seçimlerimizi lütfen doğru yapalım ve Atatürk yolundan şaşmayalım. Çünkü hayat seçimlerle dolu. Bir şeyi seçiyoruz, bir şeyi kaybediyoruz. Ama Atatürk yolunu seçtiğimizde, Cumhuriyet'i seçtiğimizde çok şey kazanıyoruz. Kazanımlarımız ortada. Yine dünyada Atatürk'ün yaptığı çok önemli devrimlerden bir tanesi, tabii ki kadınların kurtuluş devrimi ama değil devrimi. Biliyorsunuz ki dünyada üçüncü tekil şahıs, öznesi kadın ve erkek için aynı olan üç dilden birini Türkçe, bir de Türkçe ve Türkçe'de biz kadına ve erkeğe o diyebiliyoruz. Ama İngilizce'de he she diyorlar, değil mi? Şimdi büyük üniversiteler, Oxford ve Cambridge araştırıyor. Diyorlar ki ne yapalım biz böyle? Atatürk bunu yıllar önce görmüş ve bize dilimizde de eşitliği vermiş. Ama biz dilimizi ne kadar kullanabiliyoruz ve koruyabiliyoruz? Evet, Atatürk 1926'da kadın devriminin ilk büyük adımını attı. Türk Medeni Kanunu kabul etti. Böylece kadınlar en temel haklarına kavuştu. Yine 1930'da kabul edilen Belediyeler Kanunu'yla kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı verildi. 1933'te köy kanununda değişiklik yapılarak kadınlara köy ihtiyar heyetleri için seçme ve seçilme hakkı tanındı. Evet, 1934-1935 arasında da Türk kadına milletvekili seçme ve seçilme hakkı verildi. Bunlar öyle kolay olmadı elbette. 1935 yılında da milletvekili seçimlerinde kadınlar hem ilk kez oy kullandılar hem de ilk kez milletvekili seçildiler ve tam 17 kadın meclise girdi. Burada bir özel bir kadın var. Kim bu kadın biliyor musunuz? Sadık Kadın. Meclise giren ilk milletvekilimiz. Atatürk kurmaylarıyla Ankara'da yola çıkıyor. Kazan ilçesinde sıcak havada duruyorlar. Durdukları yerde bütün köylü insanlar, oradakiler, yerel insan, hepsi koşuyorlar, atalarına koşuyorlar ve heyete ayran ikram ediyorlar. Sadık Kadın yine göğsünde yavrusu onu itekliyor ve soğuk bir ayran veriyor. Paşam buyurun diyor. Atatürk de alıyor ve içiyor, dönüyor. Senin diyor, eşin kim diyor, nerede diyor. O da diyor ki benim eşim bir cengaver. Sakarya'da savaştı ve ciddi yaralar aldı ama hayatta bir cengaver. Peki diyor, sen kaç yaşındasın?
Ben diyor 1919 doğumluyum diyor Fısat'ı kadın. Dönüyor Atatürk diyor ki ya sen bu kadar küçük olamaz yaşın senin diyor. 15 yaşında mısın sen diyor. Paşam diyor, seninle doğduk, seninle var olduk diyor. Seninle yaşımız başlama diyor. Evet, Atatürk'le var olduk, onunla var olduk ve sürdüreceğiz. Biz Türk kadını. Evet, bütün projelerim size feda olsun. Yeter ki siz böyle Atatürk'ü, Cumhuriyet'i sevmeye devam edin. Ve ben sizlerin önünde tekrar bir teşekkür daha etmek istiyorum. Eğer bugün bu masalarda, bu koltuklarda huzurla oturuyorsak, işte böyle paşalarımıza, Türk Atatürk subaylarına, Türk askerlerine borçluyuz. Ben onların önünde sizler adına da saygıyla, sevgiyle, minnetle eğiliyorum. Yine Cumhuriyetimizin kurucusu, vazgeçilmezimiz, dahi liderimiz, baş öğretmenimiz, aşkımız, Büyük Atatürk'ün önünde saygı, minnet, özlem, hasretle eğiliyorum. İsterdim. Cumhuriyet kızı ve Atatürk kızı olmak isterdim. Bu şanlı al bayrağın önünde binlerce defa eğiliyorum. Şimdi müsaade ederseniz sahneye genç Atatürklerinden birkaç tanesini çağırmak istiyorum. Evet, dünya şampiyonu, olimpiyatlara katılmaya hak etmiş, para triatlon sporcu Uğurcan Özer. Milli atletimiz, genç, güzel Atatürk kızımız Büşra. Lütfen. Benim her yaptığıyla gurur duyduğum ve gelecekte gerçekten bu ülkenin Cumhurbaşkanı olabilecek kapasiteye sahip tam Nusret Bozkurt. Hiç anlamıyorum. Evet, benim 7 yaşından beri beklendiğim ve gurur duyduğum Barış Ağar. Etaplarından oluşuyor ve bunların arasında ara vermeden
750 metre yüzüp 20 kilometre bisiklet sürüp 5 kilometre koşuyoruz. Bazen bunun 2 katı mesafesi, bazen de 5 katı mesafesinde yarışlarımız düzenleniyor. Dünya üçüncüsüyüm, Balkan ve Türkiye şampiyonuyum. Burada konuşma yaptığım için mutluyum, gururluyum. Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen bayrağımızı taşıdığım için onur duyuyorum. Ne kadar şanslı olduğumu ise tarihimize baktığımda anlıyorum. Başlangıçta hayallerim ülkemizin sınırları kadardı. Şimdi gökleri aşıp kıtalara uzanmak ve dünyanın en iyisi olmaya çabalıyorum. Hayallerim büyük bir dağ gibi görünebilir ama kendime inanıyorum. İnanıyorum çünkü ben Türk'üm. Başarabilirim çünkü muhtaç olduğum kudret damarlarımdaki asil kanlarım. Ülkemiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak. Onun sözleri ve deneyimleri yürüdüğüm yola ışık tutuyor. Atamın rehberliğinde yapmam gerekenin çok çalışmak olduğunu biliyorum. Benim hayatım büyük zorluklarla geçti, evet. Buralara gelmem kolay olmadı, evet. Ama hayatım size buradan anlatıp ne kadar zor olduğunu söylesem de 100 yıl önce vatanımızı koruyan büyük komutanlarım, isimsiz kahramanların, anaların, çocukların ve şehitlerimizin yaşadığı zorlukların yanında ben çok şanslıymışım diyebilirim. Konuşmamı Atatürk'ün şu sözüyle bitirmek istiyorum. Bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez. O yüzden biz gençliğe inanıp başaracağız. Sevgili değerimiz hakkında çok kıymetli başkan. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Böyle bir günde konuşmak çok zor. Ben duygularını yönetmeyi çok becerebilen bir insan değilim. O sebeple çok fazla o kısma affınız etmeler girmeyeceğim. Fakat şunu söylemek istiyorum. Ben doğduğumdan beri, daha doğrusu kendimi bildiğimden beri bir hayalim vardı. Çocukluk hayali, asker olmak isterdim. Ama bu erkeklerin yaptığı zorunlu askerlik değil. Saygıdeğer paşamız gibi profesyonel manada askerlik yapmak isterdim. Onun Atatürk'ün asker olması benim içime bu isteği kovmuştu. Lise 2'ye geldiğimde engelimden dolayı bunun olamayacağını öğrendim. Malum ergenlik zamanı birkaç sıkıntıyla da birleşince tamamen dibinde dibini gördüğüm bir anda bir melekle tanıştım. O melek benim ellerimden tutarak beni bugünlere taşıdı. Öncelikle ona bir çok teşekkür etmek istiyorum. Sevgili dinleyicimizin güzel Uğurcay arkadaşım az önce çok güzel bir konuşma yaptı. Biz Türk gençleri olarak sağ olun. Ülkemizde muhtelif problemler geçmişte de olmuş, bugün de oluyor, yarın da olacak. Ama şunu söylemek istiyorum, Türk gençlerinin, Türk gençlerinin
adresine var, Atatürk'üne olan sevgisi, aşkı, sevgisi hiçbir zaman bitmeyecek. Onun içinde her gün daha çok okuyarak, her gün daha fazla araştırarak, her gün ben bugün ülke için ne yaptım diye düşünerek bu ülkeyi Türk insanı ve Türk gençliği elime kalkındıracaktı. Bunu bana Sema Hoca öğretmişti. Askere gidemeyeceğim de duvarı. Üzüldüğüm zaman oğlum dedi, niçin üzülüyorsun? Hocam dedim, ben ülkeme hizmet etmek istiyorum. Bak evladım dedim, ülkeye hizmet sadece askerlik demek değildir. Sen dedim, önce okulunu oku. O zamanlar İstişareliydim. Önce dedim, okulunu oku. Sonra işine gir. İşinde zaten bakmadan ben bugün ülkem için yaptım. Ben bugün bulundum. Toplum için ne yaptım diye bak. İşte o zaman sen bu ülkeye en büyük hizmeti yaptın. Dilerim ki bir dua niyetine geçsin inşallah bu söyleyince son alacağım nefesi kadar veya son vereceğim nefesi kadar Allah beni bu ülkeye hizmet eden, bu ülkenin izniyle saygı, sevgi güven, Atatürk'ü son nefesinde bile unutmayan bir insan olarak canımı hazırlıyor. Hepinizi saygı ediyorum. Başkanım, tutar mısınız? Şurada kimsiniz de? Aynen, tamam.